Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz canlar. Bugün farklı bir açılış yapıyorum. Gördüğünüz gibi iftar menülü açılış yapıyorum. Bugün sizlere bizim buranın yani Antalya Kumluca'nın yöresel yemeğini yapacağım. Daha önceki bayramda köyde annemler yaptığında çekmiştim. Çok beğenmiştiniz. Dedim ki bir de kendim evde yapınca çekeyim. Bizim burada mevlütlerde, dualarda, asker yemeklerinde ve bu tür düğün yemeklerinde, özel günlerde bu topak kızartma dediğimiz sulu yemeğimiz hep yapılır. Dilerseniz şimdi hemen Evet, şöyle başlayalım. bolca burada tavama yağımı aldım ve kızmış olduğum yağıma etlerimi bir güzel koyup kızartmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kızaran etlerimizi arkadaşlar farklı bir kaba şu şekilde alıyorum. Bu arada topak kızartma dediklerinin bir özelliği de bu. Gördüğünüz gibi şekili topak topak kesiyor. Genellikle Antalya'mızın batı kesimlerinde tercih ediliyor. Yani Kumluca, Finike, Kaş, Elmalı gibi bölgelerimizde. Başta da bahsettiğim gibi düğünlerde, mevlütlerde bu yemeğe doyum olmaz arkadaşlar. Suyuna bam bam doyamayacağınız bir lezzet. Dedim ki gelin şimdi evde bu lezzeti yapalım. Aslında bunu köyümüzde, kara tencerelerde dediğimiz bilenleriniz bilir. Köy ateşinde yapmak vardı. Ama evde de yapılabilecek usulde Şimdi göstermek arkadaşlar istiyorum. düdüklü tenceremi aldım. Yağın böyle olduğuna bakmayın. Çünkü az önce etlerimi kızarttım. Yağdan koydum. Lezzetini kaybetmemesi adına. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Şu şekilde 2 adet orta boy soyulmuş ve ince ince doğranmış soğanlarımı ekliyorum. Bol soğanlı harika bir lezzet olacak. Bu arada sizlere şu ikisinin kokusunu göndermeyi o kadar çok isterdim ki defne yaprağı ve yeni baharın kokusuna bayılırım ki bu yemekte harika bir tat oluyor. Şimdi bunu köyde, kara tencerede, odun ateşinde yapmak vardı arkadaşlar. Zira her bayram olduğu gibi Allah nasip ederse bu bayramda yaparız. Size tekrarını da köyde, kara tencerede çekerim. Şimdi şöyle kavrulan soğanlarıma 2 yemek kaşığı salçamı ilave ediyorum. Kokusu çıkana kadar kavrulan salçama şimdi topak etlerimi ilave ediyorum. Bu arada bu topak kızartma yemeğinde genellikle bu yörede en çok tükettiğimiz keçi eti kullanılır. Ama dilerseniz dana eti, koyun etiyle de bunu yapmanız oldukça mümkün. Hatta böyle okul hayatımda, üniversitede arkadaşlarım anlattığım zaman keçi kestiğimizi hani neden koyun değil de dana değil vesaire diyorlardı. Ama bizi en iyi yörükler anlar arkadaşlar. Bizim buranın insanı keçi keser genellikle. Evet, etimiz de keçi eti. Şimdi salçamla etlerimi bir güzel harmanlıyor. Daha sonra sıcak suyumu ilave Eklemeyi ediyorum. unuttum arkadaşlar. Salçayla beraber 2 tatlı kaşığı da toz kırmızı biberim ilave ediyorum. 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Şimdi üzerine çok da basmayacak şekilde suyumu ilave ediyorum. Suyumu da etlerim hafif geçecek şekilde bir güzel ilave ettim. Çok aşırı su eklersek yemeğimizin o öz suyunu, lezzetini kaybedecektir. O yüzden ne çok az ne de çok fazla sulu iyi olmayacaktır. Bu kıvam gayet yeterli. Şimdi gelin bu yemeğin en önemli püf noktasına, hatta sırrına bile diyebiliriz. Şu şekilde 9-10 tane yeni baharımı hemen bu seviyedeyken ekliyorum. Ve olmazsa olmaz defne yaprakları arkadaşlar. YouTube'da birkaç video izledim bununla alakalı ve ne defne yaprağı koyuyorlar ne yeni bahar. Bunu bilenleriniz bilir arkadaşlar. Defne yaprağı olmadan bu yemeğin pek de bir özelliği olmayacaktır. Bu arada içerisine bazen nohut,
Kimileri de patates vesaire koyuyor. Ama bu etin özelliği, topak kızartmanın özelliği safi etten yapılmasıdır. Şimdi yeni baharlarımı ekledim. Defne yapraklarımı da koydum 4-5 adet. Bir güzel bir taşım daha karıştırıp artık kapağını kapatmaya geçiyorum. Evet. Evet, düdüklümün de son ayarına ayarladım arkadaşlar. Yaklaşık 1 saati geçip burada pişmesi yeterli olacak. Çünkü kızartıp lezzetini bir nebze verdik. Şimdi sabırsızlıkla bekleme zamanı. Lokum gibi pişene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tam 1 saat 10 dakika bir güzel düdüklü tenceremde sabırla etimi bekledim. Şimdi gelin hep beraber sonucu görelim istedim. Of of of, şu an kelimelerin bittiği yerdeyim arkadaşlar. O kadar nefis kokuyor ki. Hemen şöyle yakından sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Şu an kaşığı attığım anda bakın parçalanmaya bile başladı zaten. Tam da istediğim kıvamda. Lokum gibi olmuş. Defne yapraklarımı da görüyorsunuz. Keşke göründüğü kadar tadını da sizlere gönderebilsem. Şimdi hemen servisime alıp sizlere doku testi için etimin lezzetini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, topak kızartmamız hazır ve nazır. Gerçekten şu an defne kokusu ve yeni baharların kokusu beni benden alıyor. Bilenlerinizin de eminim öyledir. Dediğim gibi başta yörük usulü bir yemek olduğu için şöyle hemen bir soğan kırmak istedim sizler için. Kırarken az daha elimde zarar görüyordu ama olsun. Bir esprisi olsun istedim. Şimdi gelin yemeğimizin kıvamına bir bakalım. Bakın arkadaşlar, tel tel birbirinden ayrılıyor. Hemen şu kocaman kemikli olana bakalım istiyorum. Bakar mısınız? Lime lime olmuş. O kadar güzel dağılıyor ki. Evet arkadaşlar, bugün sizler için hazırladığım yöresel topak kızartma yemeğimizi umarım beğenmişsinizdir. Çekebildiğimce en detaylı ve püf noktalarını sizlerle çekmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi çok da uğraştırıcı olmayan harika bir ötesi bir lezzetti. Lime lime lokum gibi ayrılan etini de sizlere gösterdim. Düdüklü tencerede 1 saat 10 dakika pişirdim söylediğim gibi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Umarım beğenerek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Anda tüm hemşerilerime kocaman selamlar olsun. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.